Pokemon Master Podcast kanalından herkese merhaba. Podcast yayınlarımızın dördüncüsünde konumuz Pokemon filmleri. Bu hafta sizlere Pokemon'un vizyona girmiş olan 18 filminden bahsetmek istiyorum. Tabii konumuza başlamadan önce şu iki hatırlatmayı sizlere yapmam gerekiyor. Birincisi, Pokemon filmlerini izlemeyenler için bu podcast yayını spoiler niteliğinde olabilir. Bunu baştan hatırlatmak istiyorum. İkincisi ise, Pokemon filmleri hakkında şu an dinlemiş olduğunuz kişi, Pokemon filmleri konusunda büyük bir hayranlık besleyen bir fan, öyle diyelim. Çünkü ben Pokemon filmlerini gerçekten çok fazla benimseyen ve çok fazla izleyen biriyim. Bu nedenle bu filmler hakkındaki yorumlarımı belki öğrenmek istersiniz diye düşünüyorum. O yüzden de bu podcast yayınını yapmak istedim. Dilerseniz başlayalım. Aslında yolculuğun başladığı noktaya giderek tabii ki konuya başlayalım. Pokemon filmleri 1998 yılında kendini ilk defa gösterdi. 1998 yılında Pokemon ilk filmin vizyona girmesiyle Pokemon film serüveni böylece başlamış oldu. 1998 yılından sonra da her yıl Pokemon'un bir sinema filmi vizyona girdi. Şu ana kadar geride bıraktığımız 18 yılda 18 film sizlerle buluştu. 19.'sü ise yolda. Pokemon filmleri genellikle Temmuz ayında Japonya'da vizyona girer. Daha sonra da diğer ülkelerde zamanla yayınlanır. Tabi öncesinde diğer ülkelerde de sinema salonlarında vizyona giriyordu. Fakat artık günümüzde sadece bu kural Japonya için geçerli. Diğer ülkelerde ise daha çok anime kanallarında, çizgi film kanallarında yayınlanarak, premier yapılarak insanlara sunuluyor. Tabii DVD'si de çıkıyor, o ayrı. Ülkemizdeki durum ise ilk iki film vizyona girmişti arkadaşlar sinemalarda. Sonraki filmler ise 3. 4. filmin, 5. filmin, 6. filmin, 7. filmin hatta evet bunların DVD'leri ilk etapta piyasaya çıkmıştı. 8. film hakkında herhangi bir şey yapılmadı ülkemizde. Sonra 9. film galiba yine 9. film hakkında bir şey yapılmadı. 10, 11, 12, 13 gibi filmlerin de ya çizgi film kanallarında yayınlarını gördük ya da DVD olarak ülkemizde de piyasaya çıktıklarını gördük. Ama tabii konumuz bu değil. 1998 yılına dönersek ilk filmle başlayalım. Pokemon animesi 1997 yılında başladı. Zannedersem animenin çok büyük ilgi görmesinden sonra yapımcılar şöyle bir şey düşündü. Pokemon'a bir film yaparak aslında Pokemon'u sonlandırmak istediler. Gerçekten bu bilgi belki çoğumuzun bilmediği bir şey ama ilk filmin İlk yayınlanan fragmanı YouTube'da var bu arkadaşlar. Ararsanız bulabilirsiniz. Tamamen animenin sonuçlandığı, son bölümünün yayınlandığı bir film olacaktı. Gerçekten enteresan bir videodur o. Tanıtım videosunu izlerseniz eğer enteresandır gerçekten. Ama şöyle bir durum var ki, tabii galiba hani animenin belki de çok fazla tutması ya da devam edilme kararı nedeniyle ilk filmin senaryosu ve fragmanı değiştirildi. 1998 yılında vizyona giren ilk film, ilk nesildeki efsane Pokemonlar Mew ve Mewtwo'yu anlatıyordu. Zaten bu podcast yayını dinleyen pek çok kişi o filmi izlemiştir diye düşünüyorum. Aslında 18 yıllık serüvene baktığımızda Pokemon filmleri içerisinde çok ayrı bir yere sahiptir ilk film. Özellikle konusu ile insanlarda yaratmış olduğu etkiyle gerçekten farklı bir yere sahiptir. Özellikle o final sahnesini eminim birçok kişi gözleri dolarak izlemiştir diye düşünüyorum. Onlardan biri de benim. Benim Pokemon filmlerine başlama serüvenim ise gerçekten hoş bir anı değildir benim için.
ilk filmi şöyle bir durum var. Ben ilk filmi çok izlemek istedim. Bundan bahsetmiştim ilk podcast yayınımızda. Fakat tabii sinemaya gelmemesi nedeniyle izleyemedim. İlk olarak ikinci filmi izleme şansı buldum ben. 13 Şubat 2001 yılında izledim ikinci filmi. Çok iyi hatırlıyorum o günü. İkinci filmi izledikten sonra birinci filmi izledim ve birinci filmi izlemeden bir gün önce maalesef çok kötü bir olay yaşadım. O olay sonucunda da tabii yine Pokemon'la bağlantılıydı bu olayda. O nedenle ilk filmin etkisi benim üzerimde daha büyük olmuştur. Hala aklıma geldikçe o etkiyi yaşarım. 13 Nisan 2001'de izledim birinci filmi. Ben gerçekten çok beğendim ilk filmi. Çünkü ilk filmde o Mewtwo'nun çizilen karakteri gerçekten çok ustaca yapılmıştı. Zaten ilk 3 filmin senaryo ilk 3 filmin senaryosu diğerlerinden her zaman ayrıdır benim için. Takashi Shudo'nun yazmış olduğu senaryolar genellikle bu 3 film. Konu olarak diğer filmlerden kendilerini ayırır her zaman bu ilk 3 film. O yüzden yeri benim için ayrıdır. İlk filmin yeri çok büyüktür fakat ikinci filmin etkisi de yine çok büyük olmuştu benim üzerimde. Çünkü ikinci filmi tabi sinemada izlemenin de etkisi var. Ama konu olarak işte o Ateş Adası, Buz Adası, Şimşek Adası muhabbeti, o üç kuş, Lugia özellikle tabi o dönemde ilk defa tabi ilk defa görmemiştik ama ikinci nesilden bir Pokemon'u, ikinci nesilden bir efsaneyi ilk defa görmemiz ikinci filmde benim için çok büyük bir heyecandı, çok büyük bir olaydı. Lugia da gerçekten hani çok müthişti o filmde. Çok severim. İlk iki film bu şekilde hem sinemada izleyerek hem işte ilk etkileri yaratması nedeniyle farklıdır yerlere her zaman. Sonra üçüncü film çıktı, vizyona girdi. Tabii ki yurt dışında oluyor bu. Biz tabii üçüncü filmden habersiz bir şekilde o dönemlerde Pokemon'un yayından kaldırılmasıyla boğuşurken üçüncü film vizyona girmiş oldu. Üçüncü filmi izlemek için uzunca bir süre bekledim. Çünkü sinemalara gelmedi. Gelmediği gibi tabii o zaman internet günümüzdeki gibi değildi. Hem ADSL yoktu hem yaygın değildi. İnternetten izleme gibi bir fırsatım da olmayacağı için filmi beklemeye başladık. Hani bir şekilde karşımıza çıkarsa izleyebilir miyiz? Yani hayal gibi bir şeydi bizim için o zamanlar. Zannediyorum 2003 yılında bir arkadaşım vasıtasıyla izledim 3. filmi. Gerçekten o da tesadüfi oldu. Arkadaşımın eline geçmiş film. Kendisi izlemiş ve daha önce izlemediği bir film olduğunu söylemişti. Ondan alarak yani tesadüfi tamamen alıp izleyerek 3. filmi de böylece listemize katmış olduk. 3. filmde de gerçekten konu çok beni etkilemişti. Çünkü izleyenler bilir 3. filmdeki o fantastik öğeler, işte Molly'nin rüyaları, bu rüyalar bilinmeyen yani onlar tarafından gerçeğe dönüştürülmesi. Bence yine Pokemon filmlerindeki senaryo olaylarında öne çıkan bir filmdi bence. İşte kızın istediği yaşa girmesi, o Ash ve Misty ile yaptığı Pokemon maçları, işte Ash de diyorum, Brock ve Misty ile yapmış olduğu Pokemon maçları. Bunlar filmde unutulmaz anlardı benim için. Tabii Entei'nin olması, Entei'yi yine ikinci nesilden görmüş olduğumuz bir efsane Pokemon'du. Bunlar çok güzel heyecanlardı çünkü biz ikinci nesli o dönem anime olarak izleyemedik maalesef. Pokemon'un yayından kaldırılmasından önce de ikinci nesil görünmeden anime bitiyordu. Charizard sakinleşiyor bölümünden sonra ilk bölüme dönüyordu. O günleri hatırlayanlar bilir. O yüzden biz ikinci nesli animelerde o sıralarda göremiyorduk. O yüzden filmde görmemiz ikinci nesilden Pokemon'ları ve efsaneleri çok büyük heyecandı bizim için yani. İlk 3 film bu şekilde. İlk 3 film dediğim gibi Takashi Shudo'nun yazmış olduğu senaryolar benim için her zaman ayrı bir yerdedir. 4. filme geçildiğinde ise sanki o nasıl diyeyim, o tıkır tıkır işleyen dişli de bir kırılma oldu. Zincirde bir kopma oldu.
İlk etkisini dördüncü filmde görüyoruz bu filmler konusunda. Hideki Sona da buradan itibaren senaryo işini alıyor. Takashi Shudo yazmıyor bundan sonra. Zaten Takashi Shudo bir süre sonra vefat ediyor. Hideki Sona'dan yazmış olduğu senaryolar ilk üç filmin yerini tutmadı bence. Dördüncü filmde yine izleyenler bilir. Celebi Voice of the Forest filmin adı. Ormanın Sesi. Çok duygusal bir filmdir dördüncü film. Yani fazla aksiyonu göremezsiniz filmin içerisinde ama bu animeden gelen o Ash'le Pokemon'lar arasındaki o bağı anlatan, hani ona benzer bir bağı anlatan bir filmdi. Özellikle Celebi'nin o son sahneleri, yani bence yine 18 film içerisinde en duygusal filmlerden biridir benim için dördüncü film. Ama yine de hem kısa olması, çok kısaydı o film çünkü. Hem de yani bilmiyorum, bir şekilde o aynı etkiyi vermedi bana. Dördüncü ve beşinci filmi aynı anda izlemiştim ben. Onu da izleme hikayem çok ilginçtir. Yani onu da söyleyeyim. Zannedersem 2006 yılında izledim bu filmi. Yani senelerce yine beklemem gerekti. Hatta dördüncü filmi bir arkadaştan almak için neredeyse şehirler arası yolculuk yapacaktım ama maalesef olmamıştı o zaman. Sonra başka bir film satan bir yerde dördüncü filmi gördüm. VCD vardı o zaman, VCD olarak. Yani kabı dördüncü filmdi fakat eve getirip CD'yi taktığımda içinden üçüncü film çıkmıştı maalesef. Öyle de bir şanssızlık olmuştu. Sonuç olarak 2006 yılında yine tesadüf eseri olarak Üsküdar'da herhangi bir film satan bir yerde dördüncü ve beşinci filmi bir arada abim bulmuştu zannedersem. Yani tesadüf olarak elimize geçti ve dördüncü, beşinci filmi aynı anda izleme fırsatı bulduk. Beşinci film hakkında şöyle bir yorum yapmam gerekirse, yine çok kısa bir film. Yine senaryo olarak yetersiz bir film. İlk üç filmi aratan bir film. Fakat bu sefer daha aksiyonlu, daha görsel yönden iyi bir filmdi bence 5. film. Yine izleyenler hatırlar. 3 boyutlu efektlerin çok fazla kullanıldığı, bilgisayar efektlerinin çok fazla kullanıldığı bir filmdir. O şehir, sokak araları, daha zaten filmin temel alındığı yer Venedik. O kesin yani. İşte Venedik'in o kanal sistemi, köprüleri, o evleri tamamen yani temel alınmış. Güzel de yapılmış bir filmdi ama yine Latios'la Latias'ın hikayesi o ilk üç filmin etkisinden uzaktı. Tabi 5. filmin şöyle de bir önemi var. Latios'la Latias'ın, yani 3. nesilden bir efsane Pokemon'un göründüğü ilk film oluyor. 5. film. İlk 5 film yine şöyle bir gruplamaya alırsak, Brock, Misty ve Ash'in o ilk nesilden başlayarak gelen o hikayenin bittiği yer 5. filmin sonu. Çünkü 6. filmle birlikte hem anime yön değiştiriyor, işte Advanced bölümü geliyor. Yani 3. nesil Mei ile Max'in katıldığı gruba, işte Misty'nin ayrıldığı gruptan. O dönem başlıyor. Yani yeni bir dönem başlamıştı ve maalesef ki 6. filmle birlikte Pokemon filmlerinde bir ivme düşmeye başladı. Zaten 4. ve 5. filmde bu hissediliyordu fakat iyice düşmeye başladı ivme yani. Zaten Japonya'daki gişe sonuçlarına bakıldığında 6. 7. filmlerin gişe sonuçlarının çok iyi olmadığı ortaya çıkıyor. 5. filmin de keza öyle. 6. filmde Jirachi'nin hikayesi anlatılıyordu. Orada ilginç olan şöyle bir durum var. Groudon anlatılıyordu fakat filmde Groudon yoktu. Daha farklı bir yaratık kullanmışlardı. O da ilginçtir. Yani bir anekdottur bu konuda. Ben Pokemon filmlerini defalarca izlememe rağmen, yani size hiç abartmıyorum, İlk 3 film belki 30'dan fazla izlemişimdir. Mesela 6. filmi tekrar tekrar izleme hissi duymadım. Yani yine tabii birkaç kere izledim fakat yani o hissi bende bırakmadı, tekrar tekrar izleme hissini.
çok beğendiğimi söyleyemem. Ama Jirachi ile Max'in arasındaki o dostluk, o bağı da hoşuma gitmişti açıkçası. Yedinci film ise, yani Destiny Deoxy, altıncı filme nazaran daha başarılı bir filmdi konu olarak. Deoxy ve Rayquaza'nın bulunmuş olduğu film. O ikisinin savaşı, Deoxy'nin makinalar üzerindeki etkisi gibi. Bence yine etkisi düşük fakat o ivmeyi en azından birazcık yukarı götürecek bir filmdi. Aksiyonlu bir filmdi. O özellikle son sahnelerdeki o robot küplerin gerçekten çok iyi düşünülmüş bence oralar. Çok beğendim o kısmı. Yedinci filmde şöyle bir özelliği var. Dördüncü nesilden bir Pokemon'un görüldüğü ilk film zannedersem. Yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü Munchlax görünüyor yedinci filmde ilk defa. Sekizinci film ise bence bu 18 film arasında yani sıralamada çok yukarı çıkabilecek bir film. Lucario ve Mew arasındaki yani daha doğrusu Lucario ve Mew'un anlatıldığı. Açıkçası 8. film konu olarak da yapım olarak da yani başroldeki Pokemon olarak da gerçekten çok çok başarılı bir film. Keşke yani şu anda da öyle böyle filmler yapabilseler. Lucario ilk çıktığı zaman bu filmde biz yani birçok Pokemon eğitmeni Lucario'yu efsane zannetmiştik. Çünkü öyle bir lanse edildi ki bu Lucario yani efsane olabilirdi. Başka hani şansı yoktu. Tabi zamanla öyle olmadı, ortaya çıktı ama filmde izlediyseniz ya da izlerseniz Lucario'nun gerçekten çok güçlü gösterildiğini anlarsınız. Çok da önemli tabi. Bu filmin o mistik havası, o eski çağlarda geçen havası, işte krallıklar, savaşlar, ne bileyim o ağaç, hayat ağacı galiba adı öyle bir şeydi tam hatırlayamıyorum. Başlangıç ağacıydı galiba. Beginning of the Tree'ydi galiba öyle bir ismi vardı. Yani gerçekten hikaye baştan sona mükemmeldi 8. filmde. Hani o Pokemon filmlerinin düşen ivmesini tekrar o ilk 3 filme taşıyabilecek bir filmdi. Fakat maalesef ki 9. filmle birlikte bunu gene aşağı doğru ivmeyi indirdiler. 9. film Manaphy'nin anlatıldı ve 4. nesilden ilk efsaneydi galiba görünen Manaphy bu filmle birlikte. Şöyle bir durum var ki 4. nesili ben çok başarılı bulurum her zaman. Yani 4. nesil efsaneleri bence şu ana kadar yapılmış en iyi efsaneler. 4. nesille ilgili filmler de çok başarılıydı. Fakat 9. filmde sanki böyle bir araya sıkıştırılmış, bu seneyi de boş geçmeyelim tarzı bir hava vardı maalesef. Yine 4. film gibi, Celebi'nin olduğu film gibi çok duygusal bir filmdi. İşte Manaphy ile Mei arasındaki o anne çocuk ilişkisi oluşuyor resmen onların arasında. Çok güzel anlatılmıştı ama çok böyle uzun, yer yer sıkıcı ve aksiyonsuz bir filmdi. Filmde belki böyle hani beğenerek izlediğim sahneler bu son kısımda eşin o batan şehri kurtarmak için yüzerek o şey kristalleri topladığı sahneydi. Gerçekten o sahneler hoştu. İzleyenler bilir. Görsel olarak başarılı olmasına rağmen 9. filmi çok başarılı bulmadım ben. Zaten gişede de batmış bir filmdir 9. film. Ama şöyle bir durum var ki 10. filmle birlikte yani denemedikleri bir şey deniyorlar yapımcılar ve çok başarılı sonuçlara imza atıyorlar. Bilmeyenler için söyleyeyim. 10, 11, 12. filmler birbirleriyle bağlantılı şekilde yapılıyor. Yani seri film, gerçek anlamda seri film olarak yapılıyor. Yani keşke hep böyle yapsalar diye düşünüyorum ama sadece bu 3 filmde denediler bunu. 4. nesil efsaneleri zaman uzay boyutuyla alakalı olduğundan benim de çok sevdiğim konulardır bunlar. 10. filmde Dialga ile Palkia arasında işte zaman uzay çatışmasının olduğu bir olayın içerisine en sevdiğim bugüne kadar en sevdiğim Pokemon olan Darkrai'nin girmesi 10. filmi benim için çok anlamlı kıldı.
10. filmdeki olaylar zaten çok başarılı bir şekilde anlatılıyor ve düşünülerek yazılmış bir senaryo gerçekten. Yine Hideki Sonada'nın senaryosu. 10. filmdeki o kuleler, uzay zaman kulesi, o kulenin neye dönüştüğü ki finalde biliyorsunuz, fazla açıklamak istemiyorum. Onun dışında işte Dark Reign'in işte Alice'le ve Alicia ile yaşamış oldukları, yani gerçekten işte kabus gördürmesi mimara, sonra mimarın bu şeyi tasarlaması falan, yani 10 numara filmdi gerçekten, 10. film. 11. filmde ise yani Giratina ve Shaymin'in anlatıldığı filmde ise iğme biraz düşmesine rağmen yine çok başarılı bir senaryo imza atmışlardı. Çünkü 10. filmi bir şekilde 11. filme bağladılar konuyu. Konu olarak bağladılar. İşte 10. filmde Dialga ile Palkia'nın mücadelesi Giratina'nın zıt dünyası dediğimiz o boyutuna zarar vermeye başlıyor. O nedenle Giratina da Dialga ve Palkia'ya düşman oluyor tabii ki. Konu bunu anlatıyor ve bence çok başarılıydı bu filmde. Yoğun aksiyonun olduğu bir filmdir bir de bu yani. 12. film ise yine benim için hani çok özel ve çok beğendiğim filmlerden bir tanesi. Çünkü 12. filmde hem bu 10 ve 11. filmde gelen hikayenin sonuçlandırılması var. Çok güzel bir şekilde sonuçlandırılıyor hem de. Hem de en güçlü Pokemon dediğimiz ve çok merak ettiğimiz Arceus'un, Arceus daha doğrusu onun okunuşu öyleymiş, ortaya çıkması var. Burada 10. filmde başlayan mücadele 11. filmde devam ederken 12. filmde mücadelenin nasıl bittiğine şahit oluyoruz. Aynı zamanda Arceus'un insanlarla olan o aldatılma macerasını izliyoruz. Gerçekten hani senaryo çok müthiş 12. filmde. Ben çok beğeniyorum. İzlemeyen varsa da bu 10, 11, 12. filmi özellikle tavsiye ediyorum. Çünkü arka arkaya izlendiğinde daha güzel oluyor. Defalarca izlemişimdir yine. Bununla birlikte 13. filme geçtiğimizde ise tamam, heyecanlı bir durum var. Çünkü 13. filmde ilk defa 5. nesilden bir Pokemon görüyoruz. Zoroark. Gerçekten Zoroark ilk tanıtıldığında yani tasarım olarak bence yapılmış en güzel Pokemon'lardan biri olduğunu düşünmüştüm. Hala da öyle düşünüyorum. Zoroark gerçekten çok başarılı bir Pokemon tasarım, çizim olarak. Tür olarak işte karanlık olmasa da ona ayrı bir hava katıyor. 13. filmde, 8. filmde Lucario'ya yapılan şey 13'te Zoroark için kullanıldı. Hani sanki Zoroark bir efsaneymiş gibi lanse edildi ilk etapta, fakat sonra tabi Zoroark'ın da efsane olmadığını anlıyoruz filmde. 13. filmin konusu çok başarılı değil açıkçası. Maalesef. Hani o üçlü seriden sonra gelen başarısız bir film. Yani yine bir geçiş süreci olarak görüyorum ben 13. filmi. Hani 5. nesile geçmeden önce bir yılı dolduralım şeklinde yapılmış bir film olmuş. Filme renk katan Celebi ikinci defa görünüyor 4. filmden sonra. İşte Celebi'nin zaman yolculuğundan yararlanarak yapılmış bir konu. Tamam, yer yer başarılı senaryoya imza atmışlar, fakat hani ben çok başarılı bulmadım. İzlerken çok aşırı keyif almadığımı söyleyebilirim. Tabii Zoroark'ın illüzyon yeteneğinin gösterildiği de, yani film boyunca gösterildiğini de atlamayalım. 13. film hakkında söyleyeceğim bir şey daha var. Filmin durup dururken demeyeyim ama yani bir anda Türkçe DVD'sinin piyasaya çıkması gerçekten ilginçti yani. Hani 10, 11, 12'nin çıkmayıp 13. filmin DVD'sinin çıkması ilginçti. Aslında burada bizim etkimiz çok büyük. Onu söyleyeyim. Hani Pokemon Master olarak etkimiz var. Burası çok önemli. Çünkü yayıncı, yani bu DVD'ler yayınlayan kuruluşa zaman zaman mailler atıyorduk biz site olarak. Bu mailler sonunda meyvelerini vermeye başladı. 13. film bu şekilde Türkçe DVD olarak çıktı. Tabii 13 çıktıktan sonra biz sürekli olarak firmaya mail yağmuruna devam ettik. İşte
Çok teşekkür ederiz bu film için. İşte 14. filmi de bekliyoruz gibi mailler attık sitede. Bazı üyelerimiz bunları bilir. Ve firma da artık bizi kırmadı mı diyelim. 14. filmi, 15. filmi yine Türkçe dublaj olarak DVD'sini sundu piyasaya. Şu an zaten piyasada satılıyor bu DVD'ler. Neyse konuyu dağıtmayalım. 14. filme geçtiğimizde ise 5. nesil başladı. 5. nesilde çok ilginç bir şey denedi yapımcılar. Reşiren ve Zekrom'la ilgili bir film yapacaklardı. Yani yapacaklarken. Bunu ikiye ayırıp iki ayrı film şeklinde gösterdiler. Yani filmlerin birinde Reşiram'ı iyi kahraman olarak gösterirken öteki filmde Zekrom'u kahraman iyi olarak gösterdiler. Filmler aslında temel olarak aynı. Paralel bir konusu var. Ufak tefek değişiklikler var sadece filmlerin. Çok ilginç geldi bana aslında başarılı bir düşünce. Yani hani kim neyse hangi efsaneyi seviyorsa onun filmini oturur izler yani hoşuna gideni. Bu film de konu olarak bence başarılı bir film. Tamam belki 10. film ya da diğer seri başlangıcı filmleri kadar olmasa da bence başarılıydı. Vic Dee'nin hikayesi anlatılıyordu bu filmde de. Ben izlerken keyif almıştım bu filmden. Öyle söyleyeyim. Ama filmde eksik olan kısım Reşiram ve Zekrom'un hikayesinin tam böyle sağlam bir şekilde oturtulamaması bence. Yani daha iyi bir efsane senaryosu yazılabilirdi diye düşünüyorum. O filmde Vic Dee'ni daha oturaklı bir şekilde anlatılmış daha çok. 15. filme geçtiğimizde az önce bahsettiğim gibi yine Türkiye'de DVD'si çıkan, Türkçe dublaj DVD'si çıkan bir film. Keldeo efsane, yani efsane Pokemon Keldeo'nun galiba neydi o grubun adı tam hatırlayamadım. Sword of Justice yani işte Adalet Kılıcı dediğimiz bir grubu var. Bu grupta işte üçlü efsanemiz var. İsimleri Terrakion, işte Kobalion ve Virizion şeklinde sıralanıyor. Bunlar Adalet'in kılıcını simgeliyorlar ve Keldeo bu gruba katılmak istiyor. Keldeo'nun macerasını izliyoruz aslında daha çok bu filmde. Bu filmin temel alındığı, daha doğrusu bu efsane dörtlünün temel alındığı nokta galiba 3 Slasher'lar hikayesi. Yani oradan geldiği söyleniyor. Keldeo'nun Kürem'le yapmış olduğu savaş gerçekten bu filmde hani izlenebilecek anlardan biridir. Ben bu filmin özellikle müziklerini çok beğenirim. Yani Keldeo'nun Kürem'le yapmış olduğu savaş sırasında çalan müzikler özellikle çok başarılıydı. 15. filmi de biraz kısa bulurum ama genel olarak beğendiğim filmlerdendir 15. film. Keldeo'nun hikayesi bence başarılıydı. Özellikle final sahnesi de çok iyidir. Onu da söyleyeyim. Farklı bitiyor en azından finali. Ve işte 15. filmden sonra ise benim hani zincirde yine kopma noktası dediğim noktalardan biri geliyor. 16. film olan Genosek ve Mewtwo'nun olmuş olduğu filmler bunlar. İşte hani Mewtwo'nun bulunması bu filmi gerçekten çok önemli kılmıştı. Fakat beklediğimi bulamadım açıkçası ben. 16. filmde hani filmi izlediğim zaman çok basit bir senaryo. Çok hani film aslında anime bölümü gibi geliyor bana o film biraz. Hani 16. filmde gerçekten çok başarısız bir senaryo olduğunu düşünüyorum ben. Ama bundan daha kötü filmlerde gördüm. Göreceğiz, anlatacağız biraz sonra. 16. filmde öne çıkan özelliklerden biri işte dediğim gibi Mewtwo'nun ortaya çıkması tekrar. Tabi aynı Mewtwo değil. İlk filmdeki Mewtwo değil bu. Farklı bir Mewtwo. Dişi Mewtwo bu. Yani dişi derken kadın seslendirdiği için öyle diyorum. Yoksa efsane Pokemon'ların cinsiyeti olmuyor biliyorsunuz. Mewtwo'nun yok en azından. Burada hani dişe dokunur pek bir şey yok. Sadece işte Mewtwo'nun yeni formlarının ortaya çıkması bu filmi biraz önemli kılmıştı.
yeni formlarından kastım da mega evrimleri. 17. filmde ise 16. filmden daha da geriye gidilmiş ki 17. film 6. neslin başlangıç filmi arkadaşlar. Hani yeni bir nesile başlarken yeni neslin efsaneleri olan Zörnias'la Yveltal'ı anlatacak olan film gerçekten çok başarısızdı. Hani filmde konu adına gerçekten hiçbir şey yok. Hani Dianchi ana karakter, evet tamam, ama Zörnias ve Yveltal gibi serinin yani 6. neslin maskotu olan iki Pokemon'un birkaç sahnede görünüp doğru düzgün savaşmadıkları bir film. Gerçekten hani çok çok başarısız bulduğum bir film 17. film. Yani bahsedecek çok bir şey de bulamıyorum açıkçası film hakkında. 18. film, son çıkan film Hoopa and Clash of Ages. Hoopa'nın filmi son 2 yıla göre yani 16 ve 17'ye göre daha başarılı. Ama ben yine filmde aradığımı bulamadım. Çünkü filmin tanıtımlarında şöyle bir durum vardı. İşte Hoopa bütün efsaneler ortaya çıkarıyor. İşte aklınıza gelebilecek bütün efsaneler vardı filmde. İşte Kyogre vardı, Groudon vardı, Lugia vardı, işte Dialga, Palkia vardı, Giratina vardı, Arceus vardı. Yani Reshiram vardı, Zekrom vardı, Kyurem vardı. Aklınıza gelebilecek bütün efsaneler vardı. Fakat film yine çok kısa ve böyle çala kalem yazılmış bir senaryoyla maalesef sonuçlandırıldı. Kısaca şöyle şunu söylemek istiyorum. Pokemon filmleri konusunda, Pokemon film serisinde son filmler gerçekten işlerin iyiye gitmediğini gösteriyor. Onu söylemek istiyorum. Özellikle son 3 filmde işler kötüye gidiyor. XY ile birlikte 6. nesil filmleri ise çok çok kötüye gidiyor, onu söyleyeyim. 18. filmin senaristi Atsuhiro Tomioka diye biri. Hideki Sonada'dan devraldı bu görevi. Hani yeni bir senarist, yeni bir akım, yeni bir farklılık ortaya çıkarır mı diye bekledik. Fakat maalesef çok da bir şey bulamadım. Aslında burada eleştirdiğim nokta şu. Belli bir dönemden sonra Pokemon filmleri hep aynı kalıp üzerinde gitmeye başladı. Mesela film başlar. Filmin başında filme konu olacak efsane Pokemon hakkında ufak bir olay olur. Sonra Ash ve arkadaşları görünür. Ash ve arkadaşları bir şehre gitmektedir. Ya ormanda kaybolmuşlardır ya trenle seyahat etmektedirler. İşte o şehre ulaşmak istemektedirler. Sonra o efsane Pokemon'la eş ve arkadaşlarının o şehirde ya da gittikleri yerde yolları kesişir ve olaylar eş önderliğinde gider. Yani bu hep bu kalıp üzerinde gitti bugüne kadar filmler. İşte eş ve arkadaşları bu efsaneye üzülür, sonra ona yardım etmek istediklerini söyler. Ya o efsane ya evinden ayrı düşmüştür ya bir şey arıyordur falan filan. Yani bu kalıbın dışına artık çıkılması lazım çünkü senelerdir aynı kalıp üzerine senaryolar yazılıyor. Belki 19. filmde bu şey kırılır, döngü kırılır diyeceğim ama çok da umudum oldu söylenemez. Belki yapımcılar hani çok fazla uğraşıp para harcamak istemiyorlardır belki. Ya da hani işler yolunda gittiğini düşündükleri için çok fazla dokunmuyorlar ama bildiğim kadarıyla 18. filmin gişe başarısı çok iyi değil Japonya'da. Ama film sürelerinin böyle 60 dakikayla 70 dakikayla sınırlandırılmaması gerek. O yani birinci hata o. İkinci hata da az önce bahsettiğim gibi bu senaryo döngüsünden, kalıp döngüsünden çıkılması gerekiyor. Evet, Pokemon'un bugüne kadar vizyona girmiş olduğu, vizyona giren 18 film hakkında kısa kısa notlar ve yorumlar sunarak sizlere bahsetmeye çalıştım. Dediğim gibi ben Pokemon filmleri konusunda kendimi bir uzman demeyeyim ama yani çok fazla izlerim, çok fazla ilgiliyimdir. Zaten sitemizdeki filmler kısmına girerseniz filmlerin özetlerini de ben yazıyorum. Filmler konusunda kendimi iyi görürüm.
O yüzden de filmler konusunda oturup bu şekilde yorum yapacak kapasitede buluyorum kendimi. Umarım bu uzun sohbetten keyif almışsınızdır. Pokemon filmleri hakkında söylemek istediğiniz yorumlarınız varsa podcast yayınımızın altına yorum olarak yazabilirsiniz. Filmler hakkında sohbet etmek istiyorsanız orada ben size sorularınıza cevap da veririm. Muhabbetinizde sohbetinize ortak da olurum. Pokemon Master'ın podcast yayınları devam edecek. Gelecek podcast yayınımızda görüşmek dileğiyle herkese iyi günler diliyorum.